Arkadaşlar bu videomuzda Auris markasının ARS BT09 modeliyle yine Firo markasının H103 modelini inceleyeceğiz ve karşılaştırmasını yapacağız. Arkadaşlar öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı lütfen unutmayın. Kanalımızı izleyenlerin %90'dan fazlası abone değil ne yazık ki. Abone sayımızı arttırmamız için bize yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi kulaklıklara geçelim arkadaşlar. Öncelikle Auris'in ARS BT09 modeline baktığımızda sporcu kulaklığı olarak geçiyor. Bu şekilde boyuna geçirilen ve kulaklıkları da yine buna bağlı kablolu bir şekilde kullanabileceğiniz kulaklıklar. Oldukça premium bir görüntüsü var arkadaşlar. Bunu nereden çıkardın diyecek olursanız bakın şu kısım komple hakiki deri. Açık kahve renginde bir hakiki deri. Gayet premium hissini bu veriyor. Yine buradaki tutuş, bu tuşların basış hissiyatı gayet güzel. Kulaklığın kalitesi de gayet güzel. Hemen kullanım senaryosunu gösterelim size. Şu şekilde boynunuza, ensenize oturtuyorsunuz ve şu kulaklıkların hemen çıkarıp size biraz daha yakından göstereyim. Bakın normalde bu tarz kulaklıklar böyle yüz yuvarlak olur. Kulağınıza taktığınızda bir yerden sonra sizi rahatsız eder. Kulağa tam uygun değildir. Kulağın anatomisine tam uygun değildir. Burada bakın hafiften bir çıkıntı yapmışlar. Kulağın anatomisine en uygun şekle getirmişler bu kulaklığı. Şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Kulaklığın kontrol kısımları ön kısımda kalıyor. Yine şurada arkada da şöyle göstereyim size. Micro USB'den şarj edebileceğimiz bir yer var. İçinde 500 mAh batarya var arkadaşlar. Bu da bize 50 saatlik bir kullanım ömrü, müzik dinleme, konuşma vesaire gibi kullanım ömrü sunuyor. Bakın kulağıma taktığımda kulağımda herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Şuradaki tasarım oldukça iyi olmuş. Uygun fiyatlı bir kulaklık bu arada arkadaşlar. Bu kulaklıkları genelde kimler kullanır diyecek olursanız TBS kulaklığı henüz tercih etmeyenler ya da kullanmayı sevmeyenler daha çok bu tip kulaklıklara yöneliyorlar. Hem uzun şarj süresinden dolayı hem de TBS kulaklıkların çoğuna göre bu tip kulaklıklarda daha yüksek bir müzik kalitesi, ses kalitesi sunduğu için insanlar bu tip kulaklıkları tercih ediyorlar. Benim de geçmişte tercih ettiğim ve hala bir tane buna benzer bir kulaklık kullanıyorum. Gayet de güzel. Tabii bunun tasarımı ondan çok daha güzel. Onun tasarımı böyle yüz yuvarlak bir kulaklıktı. Bunu bu şekilde takıyoruz. Şuradan on off hemen bağlandı. Bluetooth adresinde ARS BT09 diye geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde bağlanıyor. Uzun süre denedim. Şarjını bitiremedim açıkçası. Yani 50 saate varan iddiasını gerçekten de doğrular bir nitelikte henüz şarjını bitiremedim. Kutu içinden bir de micro USB kablosu çıkıyor kısa şarj etmek için. Onu da ayrıca belirteyim. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Müzik kalitesini oldukça beğendim. Elimden geçen tüm TWS kulaklıklardan çok daha iyi bir performans verdi. Sonuçta kablolu kulaklıkların işte Bluetooth vasıtasıyla kablosuz hale dönüştürülmüş bir şekli diyebiliriz bunlara. Dolayısıyla müzik kalitesi oldukça iyi. Kulaklıkların içerisinde 8'er milimetre boyutunda sürücüler var. 20 Hz, 20 kHz aralığını, ses aralığını destekliyor. Ve empedansı da 32 Ohm arkadaşlar. Dediğim gibi 50 saate varan uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Aktif gürültü engelleyici özelliği de olduğu cihazın bilgilerinde yazmakta. Gerçekten de müzik dinlerken dış ortam gürültüsünü duymadığınızı size söyleyebilirim. Ama aktif gürültü engellemeyi açma kapama gibi bir özellik yok. Şuradaki açma kapama tuşuna iki kere ard arda bastığınızda en son aradığınız numarayı telefon üzerinden arayabiliyorsunuz. Ses kısma ve ses açma tuşlarına şöyle göstereyim tuşları da. Hızlı hızlı bastığınızda ses açma kısma işlevlerini yapıyor. Uzun bastığınızda diğer parçaya geçiyor. Bu şekilde rahat bir kullanım. Sol elle kontrol ediyorsunuz. Ön kısım, kumanda kısmı solda kaldığı için. Dedim ya bir hafta falan kullandım. Burada sıkça müzik dinledim. YouTube'dan videolar izledim. En yüksek ses kalitesi, en yüksek seste herhangi bir bozulma, boğuk çıkma falan bunlar kesinlikle yok. Fiyatına göre oldukça beğendiğim bir kulaklık oldu diyebilirim. Yine rock tipinde şarkılar dinledim.
Onları da gayet TWS kulaklıklara nazaran onlarla karşılaştırdığında mesela SoundLibert 92 ile QJ T7 ile veya işte Xiaomi'nin AirBuds Basic'leriyle karşılaştırdığımda gayet onlardan birkaç kat daha üstün performans sergilediğini söyleyebilirim. Şarkıları dinlerken herhangi bir enstrüman sesini bastırmıyor. Hepsini gayet net, gayet berrak bir şekilde bizlere yansıtabiliyor. Bu Auris'in ARS BT09 modeli. Kulaklığı beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ses kaydını Auris markasının ARS BT09 model isimli Bluetooth sporcu kulaklığından çekiyorum. Ses üzerinde herhangi bir oynama yapmayacağımı belirtmek isterim. Ben daha önce de sesi dinledim. Gayet güzel buldum. Ama yine de son yorum sizin arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim ziline tıklamayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer bir kulaklığımız ise tasarımı itibariyle arabaların işte kapıları açmak için kullandığımız kumandalarına benziyor. Onun bir küçültülmüş hali gibi. Şurada bir tek kulaklığımız var. Daha çok işte şoför kulaklığı diye geçiyor bunlar. Yani şöyle arabada sık telefonla konuşan biriyseniz ve dikkatinizin dağılmamasını istiyorsanız bu tip bir kulaklık kullanarak hem müzik dinleme işlemini hem de telefonla konuşma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurada bir açma kapama düğmesi var arkadaşlar. Açma kapama düğmesine bastığımızda bir titreşimle beraber açılıyor. Bakın şu kulaklığı bu şekilde uzatabiliyoruz ve aynı elektrik süpürgelerinin kablolarını sardırması gibi bu tuşa bastığımızda kablosu bu şekilde sarılabiliyor. Tekrardan bir göstereyim. Bu şekilde yuvası da var. Yuvasına oturabiliyor. Bunun müzik performansı tabi az önceki kadar iyi değil. Tek kulaklıktan dinliyorsunuz sonuçta. Ve tasarım içinde, kulağa yerleşim içinde dediğim, temin beğenmediğimi söylediğim yuvarlak tasarım ama sonuçta bir ihtiyacı gören bir kulaklık. Bu da şu şekilde kulağınıza takıyorsunuz. Sol veya sağ yakanıza tutturuyorsunuz. Üzerinde kendi mikrofonu da var. Mikrofon sesini hem bu Auris'in hem de bunun duyacaksınız arda arda. Arkadaşlar şu an sesimi Fairo markasının Hey 103 isimli Bluetooth kulaklığından alıyorsunuz. Ses kaydı bu şekilde. Ses üzerinde herhangi bir oynama yapmayacağımı belirtmek isterim. Umarım sesini, mikrofon kalitesini beğenmişsinizdir. Mikrofon kalitelerini arkadaşlar bu şekilde yakamıza tutturduğumuzda üzerindeki tuşlardan cevaplayabiliyoruz da zaten. Ses açma sesi kısma işlevlerini de üzerinde iki tane ses açma ses kısma tuşu var. Ayrıca bunda da son aranılan numarayı direkt olarak telefonu hiç ellemeden şu tuşa iki kere arda arda basarak son aranılan numarayı arayabiliyoruz. Bu da işini yapan güzel bir cihaz. Dediğim gibi arabayla yolculuk yaparken bir şeyler dinlemeyi seven, sık sık telefonla konuşan arkadaşlar için tasarlandığını düşünüyorum. Tasarımının da yine araba anahtarlık kumandası şeklinde yapıldığını tekrar söyleyeyim. Açıkçası ben bunu da beğendim. İşini görmesi açısından gayet güzel bir kulaklık olmuş arkadaşlar. Bunun da bataryası 500 mAh. Yine bu da 32 ohm empedansı destekliyor. 20 Hz, 20 kHz arasında sesleri çalabiliyor arkadaşlar. İki kulaklığı da ben beğendim. Umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Satın alma linklerini videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.